sormam lazım. Bu en sıcak günlerde niyeti, hedefi tam anlayamamış olabiliriz. Ama bunu söyleyenler filmi biraz başa sarıp diyor ki zaten bu noktaya gelinmesinde Amerika'nın özellikle Biden'ın kışkırtıcı politikası tavrı çok önemli oldu. Yani sürekli NATO'ya bir an önce Ukrayna'yı alalım, işte şu da olsun, genişleyelim, sırada da Finlandiya vesaire. O kışkırtıcı tavır buraya getirdi diyor. Dolayısıyla hakikaten sen demin dedin ya, Putin hata yapmaya zorladılar. Bir bakıma tuzak kurdular. O tuzak çok daha önceden, çok çok daha önceden kurulmuş olabilir mi? Ya bir şeyi eklememe izin ver. Şimdi bu Amerika sürekli NATO'yu genişletmek istiyor. Yani bütün bu işler bunun altından kalkıyor. Sözü biraz bana abartı geliyor. Şimdi bir iç dinamikler diye bir şey var. Ülkeler, ülkelerin yönetimleri, ülkelerdeki hakim sınıflar istemeden Amerika tek başına NATO genişleme işine girmez. Şimdi ülkeler de bunu talep ediyorlar. Yani Ukrayna, Gürcistan, bunlar bir şekilde Batı'yla yakınlaşmanın yolu olarak bir kere NATO çatısı altına girmeyi. Ondan sonra da o çatı altında mümkünse mesela AB üyesi olmayı, o topluluklar içerisine girmeyi, böylece geleceklerini kurtarmayı planlıyorlar. O nedenle yani Ukrayna'ya olsun, Gürcistan'a ve Rusya'nın endişe ettiği diğer ülkelere NATO genişlemesi sadece NATO'nun niyeti falan değil. Ülkeler bunu istiyorlar. Ülkelerdeki hakim sınıflar istiyorlar. Şeyden uzaklaşmak için, Putin'den uzaklaşmak için. Bu faktör de var. Yani yoksa öyle hadiseyi bir tek NATO'nun genişleme sevdası niyetine bağlamamak lazım. İç dinamikleri de dikkate almak lazım. Birazdan daha ayrıntılı soracağım ama geçerken şimdi Rusya sosyalizmin kalbi, ana vatanı olarak kimileri tarafından tanımlanıp Putin savunuculuğu yapılıyor. Amerika'ya da işte Batı emperyalizminin efendisi, patronu neyse. Sen nasıl görüyorsun? Yani Putin hakikaten sosyalizmin son Ya mirasçısı ne mı? münasebet? Yani Putin'e sorsan yani sosyalizm karşıtı. Bir de hani bırakalım kişilerin niyetlerini filan şeye bakalım. Mülkiyet yapısına esas ilişkilere Rusya son 20 yıl içerisinde inanılmaz bir şekilde dünya ekonomisiyle bütünleşti. Yani dünya ekonomisiyle şu anda 600-700 milyar dolarlık ticaret yapıyor. Dışarıda Avrupa'da başta olmak üzere dışarıda yatırımları var, sermaye ihraç etti. Kendisi sermaye ithal etti, yani Ki yabancı. Amerika ile de. Tabii. Dersucum geçen hafta bir Rusya'nın ticaret hacmini gösteren bir harita vardı ülkelerle, Türkiye dahil. Şimdi bir de hangi Bir onu bir sosyalizmden görelim. bahsediyoruz? Yani bir takım devlet işletmeleri Bak var. mesela 30 milyar dolar Amerika ile en fazla Belarus'la en fazla değilse bile 29 milyar en fazla tabii ki Çin'le 112 milyar. Almanya ile 45 milyar dolar bunlar. Dediğin gibi yani muazzam bir dış ticaret hacmi Dış var. ticaret, karşılıklı yatırım, Tabii. yabancı kredi kullanma, yani bütün bunlar bir kere dünya ekonomisi böyle bütünleşti. İçerideki aktörlere bakarak yani Gazprom devlet işletmesi, işte diğer muhtelif kuruluşlar, yani devlet kapitalizmi denebilir buna en fazla. Yani sosyalizm falan kalmadı. Her tür girişim serbestliği var, ücretli emek var, emek metalaşmış, ticarileşmiş, yani kapitalizmi tarif edebilecek ne öge varsa hepsi Rusya'da var. Onun için bırak sosyalizm falan hikaye hak getire. Tersine dünya kapitalizmi bir parçası oldu. Rusya dünya kapitalizminin hiyerarşisinde kendisine bir yer arıyor. Yeni bir yer arıyor. Yani bir kendi çapında bir yeni emperyalist olmaya çalışıyor. Bunu böyle görmek lazım. Yoksa ne münasebet? Yani kendileri kendilerine sosyalist demezlerken hani Çin'i derlerse anlarım. ÇKP hala iktidarda, Çin Komünist Partisi bilmem ne, onu ayrıca konuşabiliriz ama Rusya'nın zinhar söylemde bile böyle bir şeyi kalmadı. Onun için hani Rusçuluk, Putincilik bunlar hakikaten altı boş, içi boş kavramlar. Rusya bir dünya kapitalizminin bir ögesi. Ondan sonra bir alt emperyalist olma çabasındaki bir ülke.
dünya paylaşımında kendine biraz daha yer açmak isteyen bir ülke. Bundan ibaret. Yani bu da sonuçta bir emperyalistler arası savaştır. Bunun adını doğru koyalım. Evet, emperyalistler arası savaş. Hakikaten olan aslında sadece Ukrayna'da değil, Rusya'daki insanlara da oluyor. Tabii. Yani her ülkedeki ya sadece halklar. Bütün yani mazlum insanlar. Şimdi herkes işinden gücünden oluyor. İş, aş derdi. Zaten ya, pandemiden çıkmışsın. Pandemiden dünya ciddi olarak yaralı çıkmış. Pandemi öncesinde zaten dünya kadar sıkıntısı var. İklim krizi yaşıyor. Ciddi bir yoksullaşma yaşıyor. İnanılmaz bir endişe hakim dünyaya. Göçler, herkes iş, aş ve ayakta kalma derdinde. Böylesi yaralı bir dünyaya sen bir de savaş getiriyorsun yani. Bu savaşa herkesin bir kere karşı çıkması lazım. Çünkü herkes mağdur. Ve ileride de daha da mağdur olur yani. Eğer kitleler, halklar bunun farkına varırsa Putin belki de dünyaya en büyük hizmeti yapmış ama olacak. Ama şu anda yani Putin'i zora sokan da zaten bu tepki. Yani Avrupa'da falan çok en azından. Berlin'i bir görelim bu arada. Mesela öyle. Berlin şöyle önemli. İkinci Dünya Savaşı'nın hem başladığı bir bakıma kararlarıyla hem de bittiği yer Berlin. Fotoğrafı önce görelim değerli hocam. Bakın hafta sonunda fotoğrafı önce gör. Bakın görüyor musunuz? Gerçekten son zamanlardaki en geniş katılımlı bir gösteri oldu. Ukrayna bayrakları, her ülkenin belki kendi bayrağı ve No War, savaşı hayır pankartlarıyla. Şimdi görüntülere geçebiliriz. Berlin önemliydi. Yani Ukrayna'yı destekle mesela pankartlardan biri geçti. Ya bizde niye olmadı Ayşenur? Hakikaten bizde niye olmadı ya? Biz topun ağzındayız yani. Her anlamda ilk ateşi düşeceği yer coğrafya Türkiye. Ya Azerbaycan'da bile oldu. Şimdi bir de Azerbaycan'ı görelim. Bakın sesini açar mısın Ders Hocam? Burası Azerbaycan. Azerbaycan, Ukrayna bayrakları elde. Yani dediğin gibi bir bizde yok. Hakikaten yani ben AKP'yi anlarım, hani arada derede kaldı da muhalefet niye bu kadar sessiz muhalefet kaldı? Muhalefet tabii yani. Bugünkü toplantıya konsantre oldu herhalde, öyle düşünüyorum. Yani, bilmiyorum ki. Ya olacak şey değil yani bu sokaklar bütün hafta sonu bence bu savaşa dur savaşa hayır diye inlemeliydi. Evet. Yani akıl alır gibi şey değil bu. Çünkü topun ağzında olan Türkiye ve en yakındaki coğrafyayız biz yani. Ya her anlamda yani ekonomik olarak da dediğin gibi. Evet. Şimdi Türkiye'de bir şey olmadı ve Türkiye suskun. Yanı sıra başka bir şey oldu. Yani olumlu ya da bize göre tabii olması gereken olmadığı gibi tersi bir şey oldu. Şimdi Avrupa Konseyi Rusya'nın üyeliğini askıya almak üzere bir oylama yaptı. 47 ülkeden 44'ü evet dedi. 40 geriye kaldı 3 ülke. 3 ülkeden biri Azerbaycan, delegesi yoktu dolayısıyla katılmadı. Sadece Ermenistan Rusya'yı destekledi. Türkiye ne yaptı? Türkiye çekimser kaldı. Üstelik de Erdoğan daha geçenlerde NATO'ya öyle laf ebeliği yapıp da laf cümbüşü yapıp da dolanılmaz ortada ne gerekiyorsa yapın kardeşim diye böyle böyle hani Erdoğan'ca konuşurken. Bakın eski partaşı Mustafa Yeneroğlu bir mesaj attı bunun üzerine. Dedi ki Cumhurbaşkanı bir taraftan Batı sadece nasihat çekiyor ve kararlı duruş sergilemiyorlar derken Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması oylamasında 44 ülke kabul oyu kullanırken Türkiye maalesef çekimser kaldı. Bu utanç verici tutum mu, samimiyet örneği diye sordu. Şimdi gerçekten bundan mesela denge politikası çıkar mı? Bu konuya da bir örnek vereceğim. Sinan Ülgen, EDAM direktörü, Taha Akyol'a, Karar Gazetesi'nde Taha Akyol'a konuşmuş. Bir özetini vereyim konuşmasının anlattıklarının. Sen de
yorumla. Diyor ki, Türkiye NATO içindeki müttefikleriyle beraber hareket etti ve Rusya'ya yönelik daha eleştirel bir söylem geliştirdi. Bir süre sonra tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta içinde NATO'yu etkisiz kaldığı için de eleştirdi. Ama aynı gün Türkiye Avrupa Konseyi'nde Rusya'nın üyelik haklarının askıya alınması amacıyla yapılan oylamada çekimser kaldı. Bunun işte bu oluşturulmaya çalışılan yeni denge politikasından kaynaklandığını ama bir hata olduğunu düşünüyorum. 47 üyeli konseyde çekimser kalan tek ülke Türkiye oldu, tek. Yani çok yalnız kaldık. Avrupa Konseyi oturumu bu yeni denge politikasının vurgulandığı bir an olmamalıydı. Bu tercihin Avrupa toplumları nezdinde Türkiye algısına olan zararın Rusya ile ilişkilerde beklenen getirisinden çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, yani bunu hakikaten sonuçta bir yere açıklamak durumundasın. Niye çekimsersin?